gelsin. Neyse tavuk teşekkür ederim. Geçiyor. Başkan böyle geçiyor. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Başkanım tamam. Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkürler. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Sağ ol. Kolay gelsin. Başarılar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Başarılar, Allah utandırmasın. İki sene önce size burada tatlı ikram etmiştik. Allah. Çocuğumuz olmuş hatırlarsınız. Evet, evet. Sizi hatırladım valla. Sağ olun, çok sağ olun. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Ellerinizin öperin inşallah. Versin. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Güzel ömrü olsun inşallah. Amin, cümlemizin inşallah. İnşallah bol bereketli geçsin. Temennimiz öyle başkanım. İnşallah sezonumuz hayırlı olur. Tüm ülkemize, halkımıza. İnşallah. Bereketli sezon olur inşallah. Biraz fazla bol olursa millet biraz daha makul fiyata. İnşallah, inşallah. Kolay gelsin. İnşallah olsun. Gençler kolay gelsin. Nereden? Buradan mı çıktı abisi yoksa? Buradan başkanım. Valla Marmara'dan. Marmara'dan. Hayırlı olsun diyelim. Başkanım buyursa da. Bir mevzat yapalım. Yapalım. Yapalım başkan. Evet beyler, böyle bir güzel Marmara balığı. Özel bir balıktır, hamsimizdir. İnşallah bu sene bol bereketli olacak. İnşallah. Öyle gözüküyor. Herkes yüzünü güldürecek. Hem gariban hem zengin herkes yüzünü güldürecektir. Allah evet beyler, Allah satın alıyorsun. Böyle bir hamsi satıyoruz. Buraya bir kasayı biz alalım. Bir kasa, birer kasa satıyoruz başkan. Tamam. Bir kasasını şey bir kasasını alalım o zaman. Buraya her sandığına 2000 lira. He? Para vereceğim başkanım. Para vereceğiz başkan. Para vereceğiz tamam. Para vereceksiniz. Tamam, ben de diyorum ki şimdi ben burada pazarlık eden olmayacağım. Ben 2000 liraya alacağım. Ki vatandaşa daha ucuza gitsin, öyle değil mi? İnşallah biz vatandaşa ucuz vereceğiz. Buradaki sadece şu olarak tamam. Şey yapalım başkanım, siz para verin. Sıralas, herkes sıralarına para versinler ki başkanımız tamam, da şey yapsın. Tamam peki. Ha artışa geçiyoruz. Evet. Yaz bin lira abi. Allah bereket versin. 1200 eder misin başkanım? 1200. Allah bereket versin. 1,5 yaz abi. Allah bereket versin. Sen başkanım siz de yanlış yapma. Başkanım siz 1600 diyelim o zaman. Evet, bu hamsiler her sandığının 1.600.000 lirası beş. Başkanımızda var. 5. 1.750.000'si var. 1.700.000'i var. 1.700.000'i başkanımızda var. 1.750.000'si var. 1.750.000'si var. 1.800.000'i başkanımızda var. Hayrını görsün, 1.800.000'e başkanımız var. Peki. Bir kasa mı veririz başkanım? Bir kasa, evet. Tamam. Bir kasa. Nakit verelim. Tamam başkanım. Hazırlıklı geldim yani. Balık benim mi alın? Hayırlı olsun. Allah bereket versin diyelim. Bereketiniz bol olsun kardeşim. İşinizin zorluğunu biliyorum. İnşallah kazancınız bol olsun. Ailelerinize selamlar, saygılar. Tamam. Değerli Beylikdüzü Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, yöneticileri, muhtarlarımız ve bugünün ev sahibi olan çok kıymetli balıkçılık sektörünün temsilcileri, birlik başkanları, kooperatif başkanları, yöneticileri, esnafımız, emekçi dostlarımız, hepinizi 1 Eylül yani balıkçının vira dediği ve yola çıktığı, denizle buluştuğu, avlama sezonuyla buluştuğu günün sabahına doğru sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi yine burada güne ve yıla başlamak bizleri elbette sizlerin bu meşakkatli sektörün bireyleri olarak yanınızda olmak, sizi anlamak, sizi dinlemek
ve sizi hissetmek bizler için de büyük bir mutluluk. Önce şunu söyleyeyim. Her şeyden önce bu sektörün içinde olan insanlarımızın ne kadar zor bir meslek icra ettiklerini, gecesiyle gündüzüyle bazen aylar süren mücadeleyle insanların sofrasına denizin bereketini taşıma konusunda ne kadar zor bir yolculuk ortaya koyduklarını yakinen biliyorum. Çocukluğumdan beri bu işin içinde olan insanlarla büyüdüm diyebilirim. Her işin kendine göre elbette zorlukları var. Bu işin de bu anlamda kendine göre zorlukları oldukça fazla. Meşakkatli bir iş. Çoğu zaman bazı sektörün içinde olan insanlar aylarca gurbet yaşarlar ve büyük bir emekle sofralarımıza denizin bereketi balığı taşırlar. Ve yani fakirin gıdası diye tariflenen balık gıda olarak artık ne yazık ki ülkemizde fakirin dönüp yüzüne bile bakamadığı bir ürün haline gelmiştir. Balıkçılık sektörü ülkemizde olan birçok sektör gibi maliyetlerinin sadece insan emeği olmadığını da biliyoruz. Ki insanımızın da emeğiyle evine götürdüğü ekmeğinin aynı şekilde yaşamını zorlaştıran ekonomiyle de bağlantılı, ona da maliyeti var. Yani eğer bir şehirde kiralar çok yüksekse ona da maliyeti var. Ya da yaşamı zorlaştıran diğer unsurlar neyse onların da hayatını elbette zorluyor. Ama bir başka maliyeti etkileyen unsurlar, iyi biliyoruz ki akaryakıttan birçok malzeme tedarikine varıncaya kadar balıkçılık sektöründeki maliyeti etkileyen unsurlar da bugünün yüksek enflasyonu ve özellikle kur politikalarının yarattığı ağır yüklerden etkilenmekte. Yakıtla ilgili ÖTV desteğinin son zamanlarda artık anlamsız hale geldiğini, çok da bir şey ifade etmediğini biz de biliyoruz. Açık konuşmak gerekirse bütün bu maliyetler ülkemizin topyekün bir iktisadi zorluğa, ekonomik zorluğa doğru yol aldığını hep beraber yaşıyoruz. Bizler de birer parçasıyız. Kamunun içinde olan bizler de birer parçasıyız. Balıkçılık sektörünün başka sorunları da var. Bunu da biliyorum. İstanbul'da şu anda Gürpınar balık halinin burada hizmete girdikten sonra İstanbul balıkçılık sektörünün özellikle lokasyon olarak yerleşkesiyle itibariyle bir takım sıkıntıları, bir takım zorlukları yaşadıklarını yıllarca şahidiyim. Zira bu proje bu bölgeye yapılmaya başlandığında 2011 yılında bu konuya teknik olarak doğru yerde olmadığı konusunda düşüncelerini ileten bir siyasi ilçe başkanıydım o dönemde. Bu şu anda İstanbul'un bütününe baktığımızda sektörü bu açıdan da İstanbul içinde etkilemekte, bunun farkındayım. Ama bir gerçek var ki burada da çok büyük bir kamu yatırımı yapıldı. Ama yapılan yatırımı o ölçüde de verimli kullanılması, gerçekten bu sektöre dönük kullanılması oldukça zor gözükmekte. Bunun altını çizeyim. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle burada yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl oldu indirim yapalı, vergiyle ilgili indirim yapalı. %50 %40 civarında bir indirim yapmıştık. Ama tabii dediğim gibi bütün bu yaptıklarımız genel ekonomik sorunlarla insanların sofrasına giren hamsinin, istavritin, palamutun
fiyatı ölçüsünde çok da bir anlam ifade etmediğini de tekrar söyleyeyim. Mesele o değil. Mesele esnafımızın yaşadığı yoğun ekonomik zorluklar. Bir başka boyutu da şu, denizlerimiz kabul ederim ki eski yıllardaki bereketiyle bizi karşılamıyor. Bunda da kusurlu denizdeki balıklar değil. Yani suçu balıklara atacak halimiz yok. Ne yazık ki denizler insanların kullanımından yerleşimine birçok husustan aşırı etkilenmekte. Karadeniz, Marmara balıkçılık konusunda çok özel bir hazinedir. Yani özellikle bu coğrafyanın balığı tarihler boyu insanların yaşamlarına, yazısına, çizisine, hayatına, kültürüne zemin oluşturmuştur. Binlerce yıl tarihin derinliğinden bugüne biliyoruz ki bu coğrafyada balığın bereketi hep dilden dile konuşulmuş, bugüne kadar gelmiştir. Ama bugün özellikle Marmara'yı etkileyen ana unsurlardan bir tanesinin Marmara bölgesinin civarında aşırı nüfus yerleşimi, ki artık hani bunu bütün vatandaşlarım bilsin, Türkiye'de yaşayan neredeyse 3 kişiden bir tanesi Marmara Denizi'nin civarında yaşıyor. Bu kadar küçük bir bölgeye bu kadar insanın yığılması ve o insanlar sadece burada yaşamıyor, atığıyla yaşıyor, denizi kirlettiği ölçüyle yaşıyor, sanayisiyle yaşıyor, tarımıyla yaşıyor. Bütün bunlar denizin bereketini etkileyen hususlar. Denizleri korumak, her tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin öylesi bir doğal zenginliğinin bereketiyle beraber yaşamı güçlendiren bir sürece erişmesiyle ilgili elbette yoğun tedbirleri de almak zorundayız. Ben hep söylerim, denizlerin kirletilmemesi konusunda hayatımda hep öyle tanıdım. Belki de en hassas insanlar balıkçılardır. Balıkçılar denizden ekmeğinin geldiğini bilirler ve denizi balıkçılar evi kadar demeyeceğim, evinden fazla temiz tutmayı ihmal etmezler. Onun için balıkçının da yaşam kaynağı olan, bizlerin de besin kaynağı olan denizlerimizi mutlaka hep birlikte korumalı ve temiz tutmalıyız. Farklı destek kalemleriyle özellikle İstanbul'da, tabii burada çok balıkçılık sektörünün duayenleri var. Onların çok geniş imkanlarla, farklı teknolojilerle avlanma yaptıklarını biliyorum. Ama biz de İstanbul'da amatör balıkçıları ilk kez bu kadar yüksek oranda desteklediğimizde burada ifade edeyim. Elbette amatör balıkçılık, balıkçılık sektörü için büyük bir hacim değil ama orada da binlerce insanın geçim kaynağı var. Bu anlamda teknelerinin bakımlarından tutun da kendi eşyalarına varıncaya kadar birçok konuda amatör balıkçılarımızı İstanbul'un her noktasında Boğaz'dan Karadeniz'e, Marmara'ya varıncaya kadar destek kalemlerimizle yanında olduğunu da buradan tekrar ifade edeyim. Toparlamak gerekirse balıkçılarımıza bol bereketli bir mevsim diliyorum. Hepsinin inşallah evlerine bol kazançla ekmek götürmelerini diliyorum. Bu meşakkatli sektörün gecesini gündüzüne katan insanlarımızın eşlerine, çocuklarına da buradan gerçekten en derin selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Onların da sabırlarına sağlık. Çünkü onlar da evlerinde hem ekmek bekliyorlar hem de bu işe çok büyük emek gecelerini ayıran insanlarının en makul seviyede yanlarında olmalarını diliyorlar. Onları da buradan selamlamayı ihmal etmiyorum. Tekrar bereketli bir sezon diler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun.
gerçekten balık emekçileri çok duygusal insanlar. Yani demin bahsettiğimiz gibi denize de çok iyi bakan insanlardır. Şunu asla unutmaz. Bugünlerde ve sadece aslında bugün de değil, diğer zamanlarda da hatırlanmasını ister. Bir şefkat eli onlar için çok önemlidir. Bugünün de 40 bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır hesabını katarak gerçekten çok önemli olduğunu, bu insanlara değer verdiğimiz için biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sezonun bütün balıkçılarımıza, vatandaşımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah balıkçılarımızın da kazasız, belasız bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz hep beraber. Ben yine balıkçılar adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, böyle heyecanlı günümüzde bizden yalnız bırakmadığınız için, balıkçı emekçilerini yalnız bırakmadığınız için size teşekkür bir borç duyuyoruz. İnşallah sezonumuz hayırlı, bereketli, bol bir balıkçılıkla geçecektir. Buna ihtiyacımız var. Tekrar katıldığınız için size çok teşekkür ederim. Estağfurullah, teşekkür ederiz. Yaşandı burada. Bizzat ben de yaşadım yani. Böyle yaşamayacağım. Çok ciddi bir kalabalık var. Yani ben de yaşadım yani. Bizzat evet, kendi şahsım. Ambulans değil ama bir acil sağlık hizmeti verecek bir sağlık görevlisi burada nasıl tesis edilir ona bir bakın. Yani o olur. Bu daire başkanından, sağlık daire başkanından en azından zaten işte önümüzdeki aylar boyunca bir görelim yani buradaki faydasını. İnsanlar bir hissetsinler. Tamam. Sanırım 3-4 saat bir yoğunluğu var zaten. Yani, çok teşekkür ederim. 6-7 aylık bir... Yani bir eleman burada hani gelip çok bir bilim acil müdahalesinin dediği bir tansiyonda var. 3. aya kadar mesela bir yoğunluk oluyor. Tabii, 3. aya kadar böyle aile sağlığı gibi bir şey. Yani bir sağlık görevlisi olabilir. Ambulans bekletilecek tamam, bir şey değil. Ambulans bir yerde duracak, nereye isterse oraya koşacak. Burada da merkez var. Ama o ilk 10-15 dakika neyse o esnada ona bir müdahale edebilecek bir sağlık görevlisi iyi olur. Belki pansumanını yapar, yarasına dokunur falan. Başkanım bir daha alalım.